Arkadaşlar merhaba. Şimdi de Japonya'dan aldığımız diğer bir ürüne geldik. HomePod Mini. Şimdi bunun maliyetini yine videonun devamında açıklayacağım. Şimdi biz bunun hızlıca kutu açılışına geçelim. Hiç zamanınızı almadan. Tabii bir tane hemen şuradan çentik atmak için bir bıçağımızı alalım. Hemen şuradan bir çentiğimizi atalım. Evet, şimdi kutumuzu hemen şöyle açıyoruz. Hop. Karşımıza turuncu HomePod'umuz çıkıyor. Bakın, bunun tatlı kısmı burası. Rengi turuncu ve kablosu da turuncu. Çok şirin. Böyle bir Apple kablosu sadece iMac'lerde var diyebiliyorum uyumlu olarak gelen. Kablomuz değiştirilmiyor. Tek kablomuz var. Hemen şunu kenara bırakalım. İçeriğimizden başka ne çıkıyor? Bir ayraç, kitaplar ve adaptör. Hemen bunu da koyuyoruz. Tabii bu da Japon olduğu için yine 110 voltluk. Buna da bir çevirici ihtiyacımız olacak. Bunları kapatıyoruz. Hemen şöyle. Zaten standart. Diğer iPad'lerde de gördüğünüz gibi zaten bunlarda hepsinde bu şekilde adaptörümüz çıkıyor. Bunu kenara bırakıyorum. HomePod'umuzun malzeme kalitesine baktığımızda arkadaşlar, bakın şuradan hemen son sticker'ını da çıkartalım. Bu şekilde. Şimdi bunun alameti farikası nedir? Japonya'dan biz bunu niye temin ettik? Biz 2700 TL'ye mal ettik bunu. Türkiye'deki fiyatı sanırım 4000 civarı. Dolayısıyla bu da bize bu bayağı bir uygun geldi. Yani yarı yarıya diyebiliriz. Bunu kredi kartıyla ve benzeri alırsanız tabii üzerine bir 110'luk, %10'luk bir tutar daha biniyor. Ama dediğim gibi nakit alımlarınız da Türkiye'ye göre çok avantajlı. Bu videodan hızlı bir açılış yaptık. Beni izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sorularınız olursa yine yorumlardan yer verebilirsiniz. Bu video için bu kadar. Teşekkür ediyorum.